Mustafa Akça, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üç büyük görevinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vefatından sonra şahs-ı manevisi yani cemaati vesilesiyle tamamlanacağını iddia ediyor. Mehdiyet bir kurum olmak hasiyetiyle bin küsur senedir yıprana gelen şeriat-ı Ahmediyi ve şiayı İslamiye'yi yeniden tesis edeceğinden kendisinden sonra da hizmeti devam edecek. Defaatından sonra da cemaati vesilesiyle hizmeti devam ettirilip dünyanın dört bir yanına basitten mürekkebe ve esnaflıktan akademisyenlere kadar her seviyede yaygınlaşacak. Hatta siyaset-i İslamiye'nin hakimiyette ve pek izzette bulunduğu şeriat-ı Furkaniye'nin mühim bir kısmının icra edildiği bir zamanda askerlerinden müteşekkil bir şahs-ı mareminin bir mümessiline Mehdi nazarıyla bakılacak. Hakiki Mehdi olan o zat-ı nurani de kabrinde piştarı olduğu bahar güllerini kendisine Kehtani de denilen Cehcah namındaki halifesini ve ardına takılan kardeşlerini temaşa edecek. Cevap veriyoruz. Ahir zamanda gelecek olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir şahs-ı manevi değildir. Bir şahıstır. Ve ahir zamanda bizzat Müslümanların başına geçecek, üç büyük görevini aynı anda gerçekleştirerek İslam ahlakını tüm dünyaya hakim kılacaktır. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da 63 ayrı yerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın o zat, o gelecek adam, beklenilen zat gibi sözlerle şahıs olduğunu açık ve net ifade etmiştir. Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi Hazreti Mehdi Ali Resul'ün, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen Hazreti Mehdi'nin temsil ettiği kutsi, mukaddes, kutsal cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer, insanlar bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyitler cemaati, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelenlerin yapacağını rahmeti ilahiyeden Allah'ın rahmetinden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak. Emirdağ Lahikası sayfa 259. Bediüzzaman Hazretleri bu sözünde Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgili önemli birkaç konuyu birden açıklamıştır. 1. Bediüzzaman öncelikle Hazreti Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği sözleriyle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecek bir şahıs olduğunu hatırlatmıştır. Bir şahs-ı manevinin herhangi bir soydan gelmesi kuşkusuz ki mümkün değildir. Ancak bir insanın bir başkasının soyundan gelebilmesi söz konusu olabilir. Bediüzzaman da burada bu gerçeği vurgulamış, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir şahıs olduğunu açıkça ifade etmiştir. 2. Bediüzzaman, Hazreti Mehdi Ali Resul'ün temsil ettiği kutsi cemaatin sözleriyle, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir cemaati olacağını ve bu cemaatin başında da onu temsil eden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat bulunacağını ifade etmiştir. Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi Ali Resul'ün neyi temsil ettiğini bildirmiştir. Kutsi cemaatinin şahsı manevisini. Bediüzzaman Hazretleri Kutsi cemaatin şahsı manevisini kimin temsil ettiğini bildirmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Dolayısıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir cemaatinin olabilmesi için öncelikle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir şahıs olarak var olması gerekmektedir. Çünkü bir şahs-ı manevinin kendine ait bir cemaatinin olabilmesi elbette ki söz konusu değildir. 3. Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsederken onun zamirini kullanarak bir kez daha Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir şahıs olduğunu belirtmektedir. 4. Bediüzzaman bu sözünün son cümlesinde onun üç görevi olacak ifadesiyle konuya açıklık getirmektedir. Üç görevi olan kimdir? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kaç görevi vardır? Üç görevi vardır. Yani bu üç görevi Hazreti Mehdi Aleyhisselam bizzat cemaatinin başında bulunarak yerine getirecektir. Üçüncü vazifesi. O zat bütün ehli imanın, iman edenlerin manevi yardımlarıyla ve iddiat-ı İslam'ın muavenetiyle
İslam birliğinin yardımlaşmasıyla ve bütün ulema ve evliyanın, alimlerin ve velilerin ve bilhassa Âl-i Beyt'in neslinden, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan, her asırda kuvvetli ve kesretli, çok sayıda bulunan milyonlar fedakar seyitlerin iltihaklarıyla, Peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin katılımlarıyla, o vazife-i uzmayı, büyük görevi yapmaya çalışır. Emir Dağ Layıkası, sayfa 260. Bediüzzaman o zat demektedir, bir şahıstan bahsetmektedir. Ayrıca o vazife-i uzmayı yapmaya çalışır sözleriyle, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir şahs-ı manevi değil, bir insan olarak iş başında olacağını ifade etmiştir. Zira bir şahs-ı manevinin bir görevi yapmaya çalışması söz konusu değildir. Böyle bir çaba ancak bir insanın gerçekleştirebileceği bir fiildir. Bediüzzaman Hazretleri de bu gerçeği vurgulayarak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir şahıs olduğunu ifade etmiştir. Ahir zamanın büyük Mehdisi, ahir zamanda bir şahıs olarak ortaya çıkacak ve Allah'ın izniyle Bediüzzaman Hazretleri'nin belirttiği üç görevi birden bizzat yerine getirecektir. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde, dünya çapında asıl sahipleri, yani Mehdi ve şakirtleri, talebeleri, Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar sümbürlenir, bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sayfa 138. Bediüzzaman Hazretleri, bizler de kabrimizden seyredip sözleriyle, ektiği iman tohumlarının sümbürleneceği, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an ahlakını tüm dünyaya hakim kılacağı dönemde kendisinin vefat etmiş olacağını belirtmiştir.